buraya da için. Aynen. Küçülmeye gittik. Nasılsınız? İyi valla, sağ ol siz. İyiyiz, biz de teşekkürler. Film sanırım çekimler bitti. Aslında şöyle, son 3 günümüz. Bir 3 gün kaldı. Bu akşam devam çekim zaten. Son 3 günü inşallah bitiriyoruz. 4 haftalık şeyin sonuna geldik. Nasıl geçti çekimler? Nasıl bir hikaye biraz daha bahsedelim? Güzel bir anne kız hikayesi işte. Çok yani... İyi bir drama aslında, çok gerçek. Yani duygusal olarak da biraz bazı zamanlarda çok zorlandım, çok etkilendim. Bir de hava şartları da artık soğuklara evet, geldiği için evet. Çekim olarak da bazen zorlandık ama yani gül oynaya çektik, hakkını verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah seyirci de sever. Özlemiş miyiz set ortamını? Çok inanılmaz. Tanıtıyorlar ki neden bu kadar enerjiksin? Hiç yorulmuyorsun, hasta olmuyorsun. Çünkü çok özlemişim, çalışmak bana iyi geldiği için. Güzel güzel çalıştık öyle. Biliyorsunuz bu dönemde biraz zor oluyor. Çoğu kişi aslında tedirgin setlere çıkmaktan. Ne evet. Gibi önlemler alındı bunda? Siz aslında ne gibi önlemler aldınız? Herkes maskeyle çalışıyor sette. Yani bütün ekibimiz, oyuncular sahne sırasında çıkartıyoruz. Onun dışında işte çok fazla kalabalık yapmamaya çalışıyoruz. Sette bir ambulansımız var falan. Bir şekilde hep testlerimiz yapılıyor sürekli. Bir şekilde elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Evet. Yeni yılın da artık son günlerine doğru geldik. Hepimiz için kötü geçirebiliriz aslında 2020 ama sizin için nasıl geçti 2020? Yani, bir değerlendirirsek. Herkes gibi aslında sağlık olarak hep bir tedirginliğimiz olduğu için milletçe, ailece. Zor geçti tabii. Evlere kapandık, sıkıldık ama genel anlamda aynı sağlığımız yerinde olduğu için iyi atlattık. Sonunda da film falan derken keyifli bitti aslında. Yılbaşında Bodrum'da mıyız, burada yok, mıyız? Yok, evdeyiz. Burada evde. Ailece evdeyiz. 4 gün evdeyiz çocuklarla. Peki, film... Ailemin doğum günü var, onu hediye almaya geldim. Hediye almak da genelde çok zordur birilerine. Ben ne seçsek acaba diye. Daha seçmedim yani, çocuklara seçeceğim de. Küçük küçük evdeki herkese böyle sürprizler yapmayı seviyorum. Herkes bir mutlu olsun. Yani yeni kişiyle girsin yeni yıla. Öyle. Peki televizyona dönüş olacak mı? Yani dizen program var, konuşmuşsanız vardı. Var var, dizimiz de başlıyor. Kıbrıs'a evet. Gideceğim inşallah. Güzel bir dizi olacak. Bakalım. Onu da zamanı geldiğinde detayları zaten konuşuruz. Aynen öyle. Peş peş oldu biraz film dizi ama bu güzel. Peki. Bir yılbaşı mesajı alabilir miyiz? Yeni yıl dileği. Valla önce sağlık, her şeyden önce sağlık. Bence en çok ihtiyacımız olan şey o. İnşallah herkese sağlık, mutluluk, aşk, para dolu bir yıl olur. Herkes hayallerine kavuşsun bu yılda. Çok peki, teşekkürler. Çok teşekkürler, rica çok sağ olun. Görüşürüz. Kapıyı da böyle. Telefonu da dedi.